Herkese merhaba, ben Sami Aksu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere piyanoyu öğrenmekle ilgili, piyano çalmakla ilgili bazı tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Videolarımın altına yaptığınız yorumlarda ve bana özelden attığınız maillerde bu konuda çok fazla soru geliyor. Piyano ne zaman başlamak gerekir, kimden ders almak gerekir, ne kadar çalışmak gerekir gibi sorular geliyor. Ben bu soruların bazılarını kağıda not aldım, bu şekilde liste yaptım. Bunlar en çok gelen sorular. Bunlara şimdi kısaca değinip sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. İlk sorumuz, piyanoya ne zaman başlamak gerekir sorusu. Bu soruyu genelde anne babalar soruyor. Bana attıkları maillerde 4 yaşında çocuğum var, 5 yaşında çocuğum var, piyanoya başlatabilir miyiz, daha erken mi, beklemek gerekir mi gibi sorular geliyor. Benim bu konudaki yaklaşımım her zaman şu: piyanoya ne kadar erken başlarsanız veya çocuğunuzu ne kadar erken piyanoya başlatırsınız o kadar iyi. 4 yaşındaki çocuğunuzu da başlatabilirsiniz, 5 yaşındaki çocuğu da piyano dersleri almaya başlatabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir konu var. Eğer çocuğunuz bu konuda üstün yetenekli değilse, bir dahi değilse çocuğunuz mesela, 4 yaşındaki çocuğunuz çok kısa zamanda piyano çalmayı öğrenemeyebilir. Hani 6 ayda 1 sene ondan 2 elde çok ileri seviye parçalar çalmasını bekleyemezsiniz, beklememeniz gerekir. Ama 4 yaşındaki çocuk ne öğrenebilir? 4 yaşındaki çocuk derse geldiğinde beraber çalıştığımızda piyanoyu tanıyabilir, tuşları tanıyabilir, sesleri tanıyabilir, notaları tanıyabilir, notaların portatöründeki yerlerini öğrenebilir, pedal kavramını öğrenebilir ve bir oyun gibi piyanoyu hayatının bir parçası haline getirebilir. Bunun ne faydası olacak derseniz, bunun inanın çok fazla faydası olacak. Çünkü 6-7 yaşına geldiğinde yani çocuk hem fiziksel olarak biraz daha gelişimini tamamladığında hem zihinsel olarak biraz daha algısı yükseldiğinde gerçek anlamda piyanoda performans göstermeye başlayacaktır. Ve öncesinde yaptığı bu çalışma, bu oyun gibi piyanoyu tanıma çalışmaları da o dönemdeki eğitimine çok fazla katkı sağlayacaktır. Çok daha hızlı ilerlemesine, çok daha bu işe adapte olmasına yardımcı olacaktır. O yüzden dediğim gibi bir sorunun başında, piyanoya ne kadar erken başlarsınız ve çocuğunuzu ne kadar erken başlatırsınız, inanın bunun ileride çok daha fazla faydasını görecektir. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden çocuğunuzu piyanoya başlatabilirsiniz. İkinci sorumuz, evde piyano olması gerekir mi? Bu da çok sorulan bir soru. Evet, evde mutlaka bir piyano olması gerekiyor. Kendi başınıza çalışabileceğiniz, pratik yapabileceğiniz, egzersiz yapabileceğiniz, yani en önemlisi istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz evde mutlaka bir piyano olması gerekiyor. Piyano dersi almaya başladığınızda ben kendi öğrencilerimle haftada bir gün çalışıyorum. Haftada bir gün 1 saat veya 2 saat şeklinde dersler yapıyoruz. Ve her dersin sonunda mutlaka öğrenciye ödevler veriyorum. O hafta içerisinde dersten sonra bir sonraki derse kadar o ödevlerin mutlaka tamamlanması, her gün çalışılması, zaman ayrılması ve egzersiz yapılması gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için mutlaka kolayca ulaşabileceğiniz evinizde bir piyano olması şart. Bununla ilgili sorulan ikinci bir soru da şu: piyanomuz yok, klavye alsak olur mu, org alsak olur mu? Yani aslında olmaz. Çünkü org farklı bir enstrüman, piyano farklı bir enstrüman. Bir kere hani farklar ne diye sorarsanız, bir kere piyano çok daha geniş bir oktav ses aralığına sahip. 7 artı çeyrek oktav büyüklüğe sahip. Orglar genelde 5 oktav falan oluyor. Tuşların büyüklüğü farklı, yüksekliği farklı, sertliği farklı. Orgda pedal yok mesela, pedal çok kullanıyoruz çalarken. Bu tarz farklılıklar var. Ama tabii şöyle bir durum var, hani piyano pahalı bir enstrüman, bir kabul ediyorum. Alamıyorsanız ne yapacaksınız, bu bütçeyle ilgili bir şey. Eğer alamıyorsanız da yapacak bir şey yok. Tabii ki orgda da piyano çalışabilirsiniz. Org üzerinde de ilerleyebilirsiniz. Ama bunu üstüne basa basa söylüyorum, orgda yapacağınız piyano çalışmaları çok temel düzeyde kalacaktır. Ancak tekniği öğrenme anlamında belli bir seviyeye kadar çalışma anlamında orgun veya klavyenin size bir faydası olacaktır. Bu seviyenin ilerisini, daha ileri seviyeye taşımak için mutlaka evinizdeki orgu piyanoya döndürmeniz gerekiyor. Ve eğer illaki orgda çalışacaksanız, evde klavyede çalışacaksanız, klavyenin belli bir profesyonelde olması gerekiyor. En azından tuşu hassasiyetinde olması gerekiyor. En azından harici olarak pedal takabileceğiniz bir klavye olması da fayda var. Piyano çalışabilmeniz için. Bir diğer soru, kaç saat çalışmalıyım sorusu çok geliyor. Her gün ne kadar çalışmalıyım? Öncelikle şunu söyleyeyim, piyanoyu her gün vakit ayırmanız gerekiyor. Piyano dersi almaya başladıktan sonra her gün günün belli bir saatini piyano ayırmanız, egzersizler yapmanız, çalışmalar yapmanız gerekiyor. Saat olarak da yani ne kadar fazla vakit ayırırsanız o kadar kısa sürede piyano çalmayı öğrenebilirsiniz. Ama şöyle bir yani sınıflandırmak gerekirse, eğer bu işi hobi olarak yapıyorsanız, sadece bir sosyal faaliyet gibi hani ilerletecekseniz, eğer birkaç parça öğreneyim, işte hayatımda piyano da olsun, müzik de olsun gibi bir yaklaşımınız varsa günde 1 saat, 2 saat yeterli olabilir. Ama piyanoyu biraz daha ileriki boyutlara taşıyayım, daha profesyonel yapayım, işte konser piyanist olayım, konservatuar üzerine bir eğitim alayım derseniz eğer, çok daha uzun saatler, her gün 5-6 saat, 7 saat
bu işe ayırmanız ve belki bunu uzun yıllar yapmanız gerekebilir. Tabii böyle söylemem de sizi korkutmasın. Yani bu iş bu kadar zor mu, hiç başlamayalım o zaman demeyin. Zaten başladıktan sonra, bu işten keyif almayı, tad almayı başladıktan sonra zaten ister istemez gününüzün önemli bir kısmını bu işe vermeye başlayacaksınız. Ve özetle bu sorunun cevabı, gün içerisinde ne kadar fazla bu işe vakit ayırırsanız size o kadar faydası olacaktır, o kadar daha kısa sürede piyano çalmayı öğreneceksiniz demektir. Bir diğer soru da, kimden ders almalıyım sorusu çok fazla soruluyor. Etrafta piyano dersleri veren insanlar var, özel ders veren insanlar var, piyano kursları var, müzik kursları var. Bunlardan başlangıç aşamasında bu kişilerden ve bu okullardan ders alabilirsiniz. Ve yine dediğim gibi, hobi olarak yapacaksanız bir sosyal faaliyet gibi, işte hayatında piyano olsun gibi bir yaklaşımla eğer piyano öğrenmek istiyorsanız bu tarz kurslarla ve bu özel ders veren kişilerle bu ders ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama daha ileriki boyutlara taşıyayım, daha akademik, daha işte konservatuvar düzeyinde bir orkestra işinde piyano çalayım gibi bir hayalleriniz varsa o zaman mutlaka bir konservatuvar eğitimi almanız gerekiyor. Daha akademik bir yapıda, daha usta hocalarla çalışmanız gerekecektir. Bir de bu konuda bayağı bir yetenekli olmanız gerekiyor bu hayallere ulaşabilmek için. Ders almak şart mı? Ders almak gerekir mi? Ders almanız gerekiyor piyano çalmayı öğrenmek için. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer piyanoyu kendi başıma öğreneyim, işte internette çok sayıda video var, çok fazla eğitim veren videolar falan var. Tabii ki onlardan da faydalanabilirsiniz ama ders almadığınız zaman ve bir şeyler eğer teknik yanlış gelişirse, yanlış gelişen, yanlış öğrenen bir şeyi doğruya çevirmek sonrasında çok daha zor oluyor. O yüzden ilk başladığınız zamanlarda mutlaka bir hoca eşliğinde sizi gözeten, size hatalarınızı söyleyen, sizi izleyen birisiyle çalışmanız büyük oranda sizin bu konuda başarıya ulaşmanıza etkileyecektir, faydalı olacaktır. Bir diğer soru da, ne kadar zamanda öğrenebilirim sorusu çok fazla geliyor. Bu soruyu soran arkadaşlar kusura bakmasınlar, yani birebir tanıdığım insanlar da bu soruyu çok fazla soruyorlar. Ama gerçekten çok saçma bir soru. Çünkü ne ben ne bir başkası, kimin neyi ne kadar zamanda öğreneceğini bilmemiz mümkün değil. Burada çok fazla kriter var aslında, hani bu süreyi etkileyen. Bir kere ne kadar yetenekli olduğunuz, bu işe ne kadar vakit ayırdınız ve bu işi ne kadar yapmak istediğinize göre bu süre değişecektir. Ama özetle şöyle bir bilgi verebilirim. Bu işe, piyanoya veya başka bir enstrümana ne kadar fazla vakit ayırırsanız gün içerisinde, piyanoyu ne kadar hayatınızın bir parçası haline getirirsiniz, öğrenme hızınız o kadar kısalacaktır. Zaten başladığınızda kendinizi tanımaya başlayacaksınız. Ders aldıktan sonra, çalışmaya başladıktan sonra, egzersiz yapmaya başladıktan sonra kendinizi bir süre sonra tanıyacaksınız. Neyi ne kadar zamanda yaptığınızı göreceksiniz ve zaten kendiliğinden yapmak istediğiniz şeye, hedeflerinize ulaşmak için ne kadar çalışmanız gerektiğini anlayacaksınız. Ama özetle gün içerisinde dediğim gibi ne kadar fazla vakit ayırırsanız, ne kadar piyanoyu hayatınızın bir parçası haline getirirseniz öğrenmesiniz o kadar kısalacaktır. Benim aklıma gelen sorular bunlar. Bana en çok sorulan sorular bunlardı. Eğer ilave sorularınız varsa videonun altında yapacağınız yorumlarda sorularınızı da belirtebilirsiniz. Onlara cevap vermeye çalışırım elimden geldiğince. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sanat dolu, müzik dolu bir yaşam diliyorum.